Merhabalar sevgili 11. sınıf öğrencileri. Tarih Kervanı kanalına hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeni Şakir Biliyorsunuz ki 1 Mart'tan itibaren okullarınız açılacak ve sınavlarınız yüz yüze yapılacak arkadaşlar. Ben de tarih sınavlarınızda yardımcı olması ümidiyle, düşüncesiyle bu videoyu hazırladım. İlk iki üniteyi kapsıyor arkadaşlar bu video. Hem bir genel tekrar mahiyetinde hem de çıkması muhtemel soruları derledim. Ee, sizin arkadaşlar beğenilerinize sunuyorum. Ee, vakit kaybetmeden videoya geçelim arkadaşlar. Birinci sorumuzla devam ediyoruz. 17. yüzyılda mutlak monarşin hakim olduğu Avrupa'da güçlerini arttıran devletler hangileridir diye sormuşuz. Tabii ki de İngiltere ve Fransa. 17. yüzyılda coğrafi keşiflerin etkisiyle İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya ve Portekiz gibi devletlerin rekabet içinde olmalarının temel nedeni nedir? Tabii ki de arkadaşlar sömürgecilik yarışı. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırları oldukça genişlemiş olmasına rağmen devlet bazı iç ve dış sorunlarla karşı karşıya kalmış ve nokta nokta adı verilen dönem yaşanmaya başlanmıştır. Duyar gibiyim sesinizi duraklama dönemi. Sokolo Mehmet Paşa'nın ölümü ile başlayıp Karlofça Antlaşması ile biten dönemin adı duraklama dönemidir. Eğri Kalesi'nin alınması, Avusturya önderliğinde toplanan ve Haçlılarla yapılan hangi savaşla neden olmuştur? Tabii ki de Haçova Savaşı'na. Haçova Meydan Savaşı. Osmanlı Devleti'nin batıda kazandığı son meydan savaşı. Haçova Meydan Savaşı. Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri hangi savaştan sonra Avusturya'dan alınmıştır? Tabii ki de Haçova Meydan Savaşı. Haçova zaferi ile nokta nokta yolu Osmanlı Devleti'ne açılmıştır. Ne yolu açılmış arkadaşlar? Tabii ki de Viyana. Viyana'ya gideceğiz. Alamayacağız belki ama gitmiş olacağız, kuşatmış olacağız. Kanice savunması hangi Osmanlı devlet adamı önderliğinde yapılmıştır? Tiryaki Hasan Paşa. Bunlar arkadaşlar biraz detay gelebilir. Yani çıkacak sorulardan bir tanesi özellikle Haçova Meydan Savaşı arkadaşlar sorulabilir. Mesela şu 6. soru var ya. Osmanlı Devleti'nin batıda kazandığı son meydan savaşı. Haçova Meydan Savaşı. Bu çıkabilir. Peki İran ile yapılan hangi antlaşma ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır arkadaşlar çıkma ihtimali olan bir sorudur. Tabii ki de Ferhat Paşa Antlaşması. 3. Ahmet döneminde Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında Zitvatoruk Antlaşması imzalanmıştır? Zitvatoruk diye e, diyorsa eğer soruda aklımıza Avusturya gelecek sevgili gençler. Hotin Seferi bakın önemlidir. Yani Lehistan Seferi hangi padişah döneminde yapılmıştır? 2. Osman. Bakın normalde böyle antlaşmalar hangi padişah döneminde diye sormam. Fakat bu önemli. Niye önemli biraz sonra anlayacaksınız. 1621 Genç Osman. Hangi sefer son sonrasında? Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür. Bakın işte bundan dolayı arkadaşlar. Hotin seferinden dolayı düşünmüş bunu. Evet. Neden? Çünkü Yeniçerilerin arkadaşlar uygunsuz ve emre itaat etmeyen davranışlarından dolayı. Osmanlı tarihinde ilk köklü ıslahat yani yenilik çalışmaları hangi padişah döneminde yapılmıştır? İkinci Osman. Osmanlı tarihinde Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah kimdir? İkinci Osman yani genç Osman. Hangi antlaşma ile bugünkü Türk-İran sınırı sınırına yakın bir sınır çizilmiştir? Kasrı Şirin. En son antlaşmayı biraz sonra soracağız. Kerdano. Bu yaş antlaşması Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında imzalanmıştır? Lehistan. Hangi seferden sonra Osmanlı donanması tamamen ihmal edilmiştir? Tabii ki de arkadaşlar Girit'in fethi niye? Çok uzun sürmüş 24 yıl boyunca. Bundan sonra donanma tamamen ihmal edilmiştir. Hangi antlaşma neticesinde Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğü son bulmuştur? Zitva-Toruk Antlaşması ile hatırlayalım daha öncesinde arkadaşlar İstanbul Antlaşması yapılmıştı ve orada şöyle bir ibare vardı: Osmanlı Sadrazamı yani Osmanlı'nın iki numarası Avusturya'nın arşidüküne yani kralına arkadaşlar eşittir. Yani bizim iki numaramız onların bir numarasına eşitti. Fakat arkadaşlar Zitvatruk antlaşmasıyla artık onların bir numarası bizim bir numaramıza eşit olacaktır. Hangi antlaşmayla Osmanlı Devleti Avusturya'dan son kez savaş tazminatı almıştır? Vasvar antlaşması ile. İkinci Viyana bozgunu üzerine Papa'nın çağrısı ile hangi oluşum meydana gelmiştir arkadaşlar? Evet. Kutsal ittifak. Yani Viyana'yı biz kuşattıktan sonra arkadaşlar özellikle Viyana'yı alamayınca Avrupalılar ne yaptılar arkadaşlar? Haçlı ordusu oluşturup Kutsal İttifak adı verilen bir oluşuma girdiler ve Osmanlı Devleti'ne saldırdılar. Kutsal İttifak'a katılan devletler hangileridir? Bakın önemlidir arkadaşlar. Mal ver diye kodladım arkadaşlar sizin için. Bakın mal ver. Hangi devletler var? Bakın Avusturya, Lehistan. Venedik, Malta ve Rusya. Tamam mı? Peki Kutsal İttifak Devletleri ile Osmanlı arasındaki savaşlar kaç yıl sürmüş? 16 yıl. Kutsal İttifak savaşları sonrasında hangi antlaşma imzalanmıştır? Önemlidir. Karlofça Antlaşması. Karlofça Antlaşması hangi devletin garantörlüğüne bırakılmıştır? Avusturya'nın. 16 yıl süren Kutsal İttifak savaşlarından sonra Rusya ile hangi antlaşma imzalandı? İstanbul. Bakın bu devletlerden sadece arkadaşlar Rusya ile ayrı bir antlaşma yapıyoruz. Geri kalan devletlerle Karlofça antlaşmasını imzalıyoruz. 1699 fakat Rusya ile indiradığımız antlaşmanın tarihi 1700 İstanbul. Evet Osmanlı Devleti hangi antlaşma neticesinde gerileme dönemine girmiştir? Karlofça. Karlofça antlaşmasından sonra hangi olaya kadar sürecek olan geri çekilme başlamıştır? Sakarya Zaferi. Rusya İlk kez hangi olaydan sonra Karadeniz'e inmiştir? Tabii ki de İstanbul Antlaşması. Evet, Alman İmparatoru II. Ferdinand'ın Almanya'da mezhep birliğini sağlamak ve protestanların varlığına son vermek istemesiyle ortaya çıkan savaşlara ne ad verilir? 30 yıl savaşları yani mezhep savaşları adı verilir. 30 yıl savaşlarında bakın hangi yıllar arasındaymış? 1618-1648. 1648 Almanya ve İspanyol krallığına karşı hangi ülkeler savaşmıştır arkadaşlar? Bakın Fransa, İsveç, Danimarka ve Alman prenslikleri. Bakın, Alman krallığına karşı Alman prenslikleri ne yapıyor? Mücadele ediyor. 30 yıl savaşlarını kim kazanmıştır? Fransa'nın desteklediği protestanlar kazanmıştır diyoruz arkadaşlar. Peki 30 yıl savaşlarından sonra hangi antlaşma imzalanmıştır? Westfalia Antlaşması imzalanmıştır. Almanya hangi olaydan sonra protestanlı resmi din olarak kabul etmiştir? Hangi olaydan sonra? Westfalia Barışı'ndan sonra arkadaşlar. Protestanlığı resmi din olarak kabul etmiştir. 18. yüzyılda sömürgelerine zarar gelmemesi için Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaya dayalı politika izleyen devlet hangisidir? Tabii ki arkadaşlar İngiltere'dir. Değil mi? Osmanlı Devleti ile Venedik mücadelesi hangi antlaşmadan sonra son bulmuştur? Bakın Pasaroş Antlaşması 1718 aynı zamanda arkadaşlar Lale Devri'nin belki de başlangıcı sayılır. Bu antlaşma ile Venedik'le olan mücadelelerimiz sona eriyor diyoruz. Tamam mı? Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan son antlaşma Kerden 1736. Bakın bu önemli. 8. soru. 1736-39 Osmanlı Rus ve Avusturya savaşları sonucunda hangi antlaşma imzalanmıştı? Bakın Osmanlı Devleti burada hem Rusya'ya hem de Avusturya'ya karşı savaşıyor ve iki devleti de yeniyor. Evet. Belgrad Antlaşması. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmamız Belgrad Antlaşması. Belgrad Antlaşması'nda ara buluculuk yaptığı için Fransa'ya nasıl bir ayrıcalık tanınmıştır? Tabii ki de franslara verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir diyoruz. 1. Mahmut. Osmanlı iki büyük devleti mağlup ederek hala güçlü olduğunu kanıtladığı olaydan sonra imzaladığı antlaşma Belgrad Antlaşması. Arkadaşlar hakikaten bu dönemde hem Rusya'yı hem Avusturya'yı yenmek bu tarihte çok büyük bir güç gerektiriyor belki arkadaşlar. Osmanlı için belki de bir mucize sayılıyor bu ve bunu başarmıştır Osmanlı Devleti. Belgrad Antlaşması'na göre nerenin Türk Gölü olma özelliği onaylanmıştır? Karadeniz. Hangi antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti için batıda 30 yıllık barış dönemi başlamıştır? Belgrad Antlaşması. Peki. 1736-39 Osmanlı Rus ve Avusturya savaşlarının başarılı olmasında etkili olan gelişme. Neymiş ya arkadaşım? Humbaracı Ahmet Paşa'nın ıslahatları. Al sana mucize. Değil mi? 1768 1774 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Rusların Osmanlı donanmasına yaktıkları yer neresidir? Çeşme. 18. yüzyılda imzalanmış ve şartları en ağır olan antlaşma Küçük Kaynarca Antlaşması'dır arkadaşlar. 1774. İlk kez halkı Türk ve Müslüman olan Kırım hangi antlaşmayla kaybedildi? küçük kaynarca antlaşmasıyla. Kırım bağımsız olacak. Yani ne Rusya'nın olacak ne Osmanlı olacak. Küçük kaynarca antlaşmasıyla hangi denizimizin Türk Gölü olma özelliği son bulmuştur? Karadeniz. En son Belgrad antlaşmasıyla bizim olduğu onaylanmıştı 1639. Daha sonra 1774 arkadaşlar maalesef Kırım'ı kaybetmemizle Karadeniz'de Türk Gölü olma özelliği yitirmiştir. Küçük Kaynarca Antlaşması'yla hangi devlete İlk defa kapitülasyonlar verilmeye başlanmıştır. Tabii ki de Rusya arkadaşlar. Rusya Küçük Kaynarca Antlaşması ile Ortodokları himaye himayesini alarak neyi hedeflemiş olabilir? Tabii ki de Osmanlı içlerine karışmayı hedeflemiş olabilir. Evet, biraz da değişik tarzdaki soruları çözelim. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da meyda modern devlete doğru giden süreçte yaşanan gelişmelerden birisi değildir? Coğrafi keşifler, evet, o dönemlere doğru gidiyor. Bilimsel ve teknik gelişmeler, ilerlemeler, evet, matbaa icadı, evet, İstanbul'un fethi, evet. Rönesans ve reform hareketleri tabii ki de mezhep savaşları arkadaşlar. Evet, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kurulması. Arkadaşlar bu 10. yüzyılda gerçekleşen bir olaydır. Ondan dolayı cevabımız bu olacaktır. Peki. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerle başlayan sömürgecilik faaliyetlerine katılan devletlerden birisi değildir. Bakın İspanya var değil mi? Portekiz var. Hollanda var. Evet. İngiltere var. Fransa var. Ama ne yok arkadaşlar? En soncu maddemiz Ceneviz yoktur. Peki. İngiltere. İngiltere. Hindistan ve uzak doğudaki ticaret ve sömürge bölgelerine egemen olmak için en fazla hangi devletle mücadele etmiştir? Bakın aklınıza hemen Portekiz veya İspanya gelebilir arkadaşlar. Hayır, en fazla arkadaşlar kiminle? E, Hollanda ile ne yapmıştır, mücadele etmiştir? Peki, bakın değişik bir soru gelme ihtimali olan bir soru arkadaşlar. Osmanlı devletinde gemicilik faaliyetleri iki dönemde inceliyoruz arkadaşlar ele alınabilir. Bakın. Birinci dönem ve ikinci dönem. Birinci dönem 1650'ye kadar olan dönem. Burada arkadaşlar kürekli gemiler yani katırgalar e, ön planda. Bu gemilerin özellikleri daha küçük ve manevra kabiliyeti var. İkinci dönem gemileri ise 1650 ile 1850 arasında arkadaşlar kullanılan yelkenli yani kalyon dediğimiz gemiler. Bunlar daha büyük. Ve manevra kabiliyetleri azdır. Bakın. Birinci döneme Barbaros Hayrettin Paşa damgasını vurmuştur. Yani birinci dönem dediğimiz ne? Kadırgalara. Kürekli gemiler küçük ama manevra kabiliyeti fazla. Barbaros Hayrettin Paşa damgasını vurmuş. Yani Hızır Reis. Özellikle yaz aylarında Akdeniz'de rüzgarı olmaması yelkenliden ziyade kürekli gemileri zorunlu kılmıştır. Bakın. Yelkenli gemiler demek ki Akdeniz'de çok iş görmüyormuş. Şimdi Osmanlı'da yaşanan hangi olay denizlerde küçük olan kadırgalardan ziyade büyük olan kalyonlara geçişi sağlamıştır arkadaşlar. Hangi olay diye soruyoruz arkadaşım? Girit kuşatmasının uzun sürmesi. Şimdi Venedik kalyonları biliyorsun Venedik'ten almaya çalışıyor sürekli Girit arkadaşlar. Venedik'in büyük gemileri var. Kalyon dediğimiz. Onlara karşı mücadele edebilmek için, başarılı olabilmek için Osmanlı ne yapmıştır? kalyonlara geçmiştir. Yani yelkenli gemileri kullanmaya başlamıştır diyoruz. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler arkadaşlar. İşte bu gelme ihtimali olan bir sorudur. Osmanlı donanmasının yakıldığı yerlere baktığımız zaman İnebahtı'da yakılmış. Bakın ilk yakılan İnebahtı. bunu Haçlar yapmış. Daha sonra Çeşme'de Ruslar yakmış. Sonra boşlukta bizde istinan arkadaşlar İngiltere, Fransa ve Rusya var. Navarin dediğimiz yer. En sonunda Sinop'ta Ruslar yakmıştır arkadaşlar. Diyoruz. Tamam mı? Bunları nasıl aklımıza tutalım? Bakın iyi çıkarın. Daha öbürleri ne yapıyor arkadaşlar? Yani genellikle alfabetik sıraya göre gidiyor. Ç, N, S. Tamam mı? Unutma. Özellikle Rusların yaktıklarını sorabilir. Rusların yaktığı e, donanmalar arkadaşlar, yerler bizim Anadolu toprakları Çeşme ve Sinop Ruslar ama öbürleri arkadaşlar yabancı yerler. Peki devam edelim. Evet. Antlaşma maddesi demiş. Bakın bu soru da güzel. Gelme ihtimali yine olan yazılarınıza bir sorudur sevgili arkadaşım. Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılmıştır. Bakın. Arşidük protokol bakımından Osmanlı padişahına. Bir numara bir numara eşittir diyor. Böylece Orta Avrupa'nın üstünlüğü Osmanlı eline geçmiştir. Hakkında bilgi verilen antlaşma hangisidir? Hepimiz bunu artık biliyoruz. Zitvatoruk antlaşmasıdır. Peki. Yukarıdaki olaylardan sonra İran ile hangi antlaşma imzalanmıştır? Bakın İran ile yapılan savaşlar 1622'de yeniden başlamıştır. Peki. Dördüncü Murat küçük yaşta olduğundan uzun süre savaşlarla ilgilenememiştir. Daha sonra yönetime tam hakim olan 4. Murat önce 1635 Revan Seferi düzenlemiştir. 1638 Bada seferiyle Irak Yeniden hakimiyet altına alınmıştır arkadaşlar. Kastrişin Antlaşması imzalanmıştır bu olaylardan sonra. Bakıyoruz hakkında bilgi verilen antlaşma hangisidir? Podolya ve Ukrayna Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaştı. Bu da arkadaşım Bucaş Antlaşması'dır. Sorulma ihtimali olan bir sorudur. Peki. Yukarıda hakkında bilgi verilen antlaşma hangisidir demişiz? Eğri, Kanije ve Estergun kaleleri Osmanlılar'da kalacak. Avusturya vergi vermeyecek. Sadece savaş tazminatı ödeyecek. Avusturya kralı Osmanlı padişahı bakın buradan çıkarsınız değil mi? Zitvatoruk antlaşması diyoruz. Sevgili arkadaşım. Peki. Devam edelim. Evet, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın 1662'deki seferiyle Uyvar Kalesi fethedildi. Evet, Uyvar ve Navigrad Kaleleri Osmanlı'da kaldı. Yukarıdaki boşluğa gelecek doğru bilgi ne olmalıdır diye öyle bir soru yok şu an itibariyle. <laughs> evet, bahsettiğimiz antlaşma Vahsar Antlaşması arkadaşlar. Tamam mı? Evet, Avusturya protestan Macar halkına baskı yapması, Macar lideri İmre Tökel'in yardım istemesi Osmanlı'dan, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın büyük bir zafer kazanması kazanmak istemesi. Yukarıda hangi olayın sebepleri dile getirilmiştir. Tabii ki de 2. Viyana'nın kuşatması arkadaşlar. Bundan dolayı Merzifon'un kellesi gidecektir arkadaşlar, kuşatmayı uzun süre beklettiği için, yani son saldırıyı beklettiği için. Verilen bilgiler hangi olayın başarısız olmasına etkili olmuştur? Avusturya'ya ait çevre kararlar alınmadan şehrin kuşatılması. Son saldırının sürekli geciktirilmesi. Bakın. Şehrin güçlü surlarla çevre olması, sahip olması. Kırım Hanı ve bazı devlet adamlarının ihaneti. Avrupalı devletlerin Avusturya'ya yardıma gelmemesi arkadaşlar. Bakın bunların hepsi nedir birer? Bahanedir aslında. Yani şu son saldırı sırf şehre zarar vermeden alayın Düşüncesi, Merzifonlu'nun maalesef e, buraya yardımın gelmesine sebep olmuştur. İstanbul Antlaşması'na göre Rusya'ya şu haklar verildi. İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek kim? Rusya. Bu hani Kutsal İttifak Savaşları'ndan sonra 16 yıllık öbürleriyle Karlofçı Antlaşması imzalamıştık. Rusya ile İstanbul Antlaşması imzalamıştık. Rusya bu antlaşmada sürekli elçi bulundurabilecek denmiş. Ne kalesi Rusya verilecek aynı zamanda? Azak kalesi. Yukarıda Osmanlı Devleti'nin hangi döneminden bahsedilmiştir? Karlohça ve İstanbul antlaşmaları ile, antlaşmaları ile kaybedilen toprakları geri almak. Bozulan devlet yapısını düzeltmek için Avrupa örnek alınarak yenilikler yapmak. Arkadaşlar gerileme dönemini kurtarma çabalarıdır bunlar. Çok mu güzel? Evet. Avrupa ve Akdeniz'e hakim olmak istemiştir. En büyük rakibi İngiltere'dir. En büyük rakibi İngiltere'dir diyorsa arkadaşlar Fransa ya yapıştır git. 18. yüzyılın sonuna doğru Osmanlı toprağı olan Mısır'ı işgal etmiştir. Evet Karadeniz'deki etkinliğini arttırıp Kırım ve çevresini ele geçirmek. Evet. Kafkasları denetim altına almak. Lehistan'ı himaye altına almak, boğazları ele geçirip Akdeniz'e inmek. Tabii ki de bu Rusya'nın emelleridir arkadaşlar. Evet aşağıda Osmanlı Devleti'nin Rusya ile farklı zamanlarda yaptığı iki antlaşma içerikleri hakkında bilgi verilmiştir. Boşluklara gelecek antlaşma isimleri sırasıyla ne olmalıdır? Bakalım birinci antlaşmamıza. Azak Kalesi Rusya'ya verilecek. Hatırlayalım. Neydi İstanbul Antlaşması? Değil mi? Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecektir demiştik. Evet. Öbür antlaşmaya göre Azak Kalesi Osmanlı'ya verilecek. Bakın bu sefer Azak Kalesi'ni geri aldı Osmanlı. Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurmayacak arkadaşlar. İstanbul ve Prut antlaşmalar. Tamam mı? Yukarıda hangi antlaşma hakkında bilgi verilmiştir? Kaybedilen yerlerin geri almaz politikasına son verildi. Artık geri alamıyoruz diyor. Eldeki toprakları savunma politikasına başlandı. Avusturya Balkanlara inmeye başladı. Lale devrine girildi. Pasoroç antlaşması. Peki. Devam 1787-1792 yılları arasında Osmanlı ile savaşan Avusturya ve Rusya'nın yürütmüş olduğu gizli plandır. Bu plana göre Osmanlı topraklarının bir bölümü Avusturya verilecek. Bizans İmparatorluğu yeniden kurulacak ve İmparatorluğun başta 2. Katerina'nın torunu getirilecek. Arkadaşlar Grek yani Yunan projesi. Yukarıdaki gelişmeler hangi antlaşmada ele almıştır? Kırım bağımsız olacak fakat dini yönden arkadaşlar e, halifeye bağlı olacak. Karadeniz'in kuzeyi Ruslara bırakılacak. Ruslar Kırım, Eflak ve Boğdan, Eflak, Boğdan ve Ege'den çekilecek. Rus ticaret gemileri boğazlardan serbest bir şekilde geçecek arkadaşlar. Küçük kaynar rantlaşması gelme ihtimali olan bir sorudur. Üzerinde tefekkür et, düşün. Evet Osmanlı Devleti ilk kez savaş tazminatı ödedi. Bakın çok önemli. İlk kez nerede savaş tazminatı? Küçük Kaynarca'da. Osmanlı Devleti'nin büyük devlet olma özelliği artık son buldu diyor. Evet, birinci ünitemizi böylece bitirdik. Sıra ikinci ünitemizde değişim çağında Avrupa ve Osmanlı. Feodalite rejiminin yıkılmasında rol oynayan en önemli gelişme nedir? İstanbul'un fethi sırasında top kullanımı. Pusulanın bulunması Avrupa'da hangi olayın gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır? Coğrafi keşifler. Coğrafi keşiflerden sonra Türklerin elinde bulunan hangi ticaret yolları önemli kaybetmiştir? İpek ve baharat yolu. Coğrafi keşiflere öncülük eden devletler İspanya ve Portekiz. Ümit Burnu'nu keşfeden Portekizli denizci kimdir? Bartemli Diaz. Ümit Burnu'nu aşarak Hindistan'a ulaşan Portekizli gemici kimdir? Vasco de Gama. İspanya'nın mali destek verdiği hangi denizci 1492'de Amerika sahillerine ulaştı fakat bu bölgeyi Hint adaları olarak gördü? Cristof Kolomb. 1507'de Amerika'nın yeni bir kıta olduğunu keşfeden ve ortaya çıkaran kişi Amerigo Vespucci. 1519'da hangi denizci İspanya adına Meksika'yı ele geçirmiştir? Cortez. 1519'da Portekizli hangi gemici Alman kralı Charles desteğiyle dünyayı dolaşmak için yola çıkmıştır? Magellan. Magellan'ın yarıda bıraktığını kim tamamlamıştır? Delcano. Coğrafi keşifler Avrupa'da hangi olay, olaylara zemin hazırlamıştır? Rönesans ve reforma zemin hazırlamış. Sömürgecilik faaliyetleri hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır? Tabii ki de coğrafi keşifler. Coğrafi keşiflerden sonra nokta nokta kıyısındaki limanlar önemli kaybetmiş. Hangi limandaki kıyılar önemli kazanmış arkadaşlar? Akdeniz ve Atlas. Bakın Akdeniz kıyısındaki limanlar önem kaybederken Atlas kıyısındaki limanlar önem kazanıyor. neyden sonra? Coğrafi keşiflerden sonra. Coğrafi keşiflerden sonra ticaretle uğraşan hangi sınıf zenginleşmiştir? burjuva. Coğrafi keşiflerden sonra nokta nokta ve nokta nokta gibi değerli madenler Avrupa'ya taşınmış. Ne arkadaşım? Altın ve gümüş. Kelime olarak yeniden doğuş manasına gelen Rönesans 15. ve 16. yüzyılda ilk önce hangi ülkede başlamıştır? İtalya. Rönesans ilk olarak hangi alandaki gelişmelerle kendini hissettirmiştir? Bilim ve güzel sanatlar alanında diyoruz. Peki devam ediyoruz. 16. yüzyılda bozulan Hristiyanlık dinini yeniden düzenleme hareketine reform adı verilir. Reform hareketleri hangi kuruma karşı başlamıştır? Tabii ki de Papalık ve Katolik Kilisesi'ne karşı. Reform hareketleri ilk önce hangi ülkede başlamış? Almanya. Katolik Kilisesi'nin uygulamalarına karşı çıkıp Wittenberg Kilisesi'nin kapısına 95 maddelik bildiriyi asan ve reform hareketlerine öncülük eden din adamı Martin Luther'dir. Luther taraftarlarını destekleyip Alman kralı ve papayı protesto edenler Alman prensleridir. Şarlken yani Almanlar protestanlık mezhebini 1555 yılında hangi antlaşmayla tanınmış? Augsburg barışı ile. Reform hareketlerinden sonra ortaya çıkan mezhepler hangileridir? Protestanlık özellikle Almanya'da, Kalvinizm, Fransa'da, Anglikanizm, İngiltere'de, Presbyterian, İskoçya'da gibi. Fransa'da Kral 4. Henry hangi belgeyle inanç özgürlüğünü tanımıştır? Nantes fermanı arkadaşlar diyoruz. Tamam. Peki Almanya'daki arkadaşlar Augsburg barışıyla Nantes fermanı Fransa'dakini karıştırmayın. İngiltere'de Kraliçe Elizabeth zamanla Katolik, Protestan ve Kalvinist prensipler, prenslikler birleşerek hangi kilise kurulmuştur? Arkadaşlar prensipler diyor değil mi? Evet prensipler diyor. Tabii ki de anglikanizm dedik. Skolastik düşünce hangi olaydan sonra tamamen yıkılmıştır? Sizce? Evet reform. Reform hareketlerinden sonra eğitim kilisenin elinden alınarak nasıl bir hale dönüştürülmüştür? Tabii ki de laik. Arkadaşlar ne olursa olsun dini çıkarttığınız zaman laik olur. Yani Hristiyanlıkta da böyledir. İslamiyet'te de böyledir. Reform hareketleri sırasında Avrupa'da 100 yıl kadar süren savaşların ismi nedir? Mezhep savaşlarıdır diyoruz. Peki. Reform hareketlerinin Osmanlı devletine etkisi ne olmuştur? Osmanlı ilerleyişi kolaylaşmış. Neden? Çünkü bunlar mezhep savaşlarına girişmişler. Ve gözleri başka kimseyi görmemiştir arkadaşlar. Bundan dolayı da Osmanlı rahat bir şekilde ilerleyebilmiştir. Avrupa'da ilk kez laik devlet ve laik eğitim fikri hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır? Reform hareketlerinden sonra. Reform hareketlerinin Osmanlı devletini etkilememesi Osmanlı'nın uyguladığı hangi tutumdan kaynaklanmıştır? İnanç özgürlüğü tanınmıştır kardeşim. Hangi anlayışa göre bir ülke ne kadar çok değerli maden ve paraya sahipse arkadaşım? o kadar zengin olur arkadaşlar. Bakın bu önemli, bakın bu da önemli, çok güzel. Bunların hepsi önemli arkadaşlar. Sınavlarınıza gelme ihtimali olan sorular. Merkantilizm. 17. yüzyılda devşirme sisteminin bozulması hangi isyanların çıkmasına sebep olmuştur? İstanbul merkez isyanları. En önemli merkezi isyan hangisidir? Genç Osman'ın öldürülmesi. Peki, devam ediyoruz. 4. Mehmet döneminde çıkan isyanlar neticesinde birçok devlet adamının asılarak öldürülmesi olayına vakkayı vakvakiye denir. Celali isyanları sırasında hangi devletler ile yapılan savaşlarda devlet zor durumda kalmıştır. Bir taraftan Celali isyanlarıyla uğraşırken bir taraftan da İran ve Avusturya ile savaşıyor Rus. Tabii ki de zor durumda kalıyor devlet. 4. Murat duraklama nedenlerini bulabilmek amacıyla çeşitli devlet adamlarını arkadaşlar ne yapmıştır? Raporla hazlatmıştır. Bunun en önemli örneği nedir? Tabii ki de Koçi Bey Risalesidir. Peki Lale Devri hangi yıllar arasında yaşanmıştır? 1718 ve arkadaşlar 1730. Lale Devri hangi olayla başladı? Pasarovça Antlaşması. Lale Devri'nde dönemin padişahı ve sadrazamı kimdir? Evet 3. Ahmet Nevşehirli Damat İbrahim Paşa. Osmanlı'daki ilk matbaa kimler tarafından açılmıştı diye soruyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buna da bir yıldız koyalım. Çok önemlidir. Said Efendi ve İbrahim Müteferrika diyoruz. Osmanlı'da matbaada basılan ilk eser Van Kulu Lügati. Lale Devri'nde kurulan ilk itfaiye örgütünün O zamanki adı: Tulumbacılar. Avrupa'ya ilk geçici elçiler hangi dönemde gönderilmiştir? Lale Devri'nde gönderilmiştir. sana bir yıldız daha. Çok önemli bunlar. Lale devrinde sivil mimari olarak hangi üslup uygulandı? Barok tarzı. Lale devrinde yapılan önemli mimari eserler. Bakın Laleli ve Nuru Osmaniye Camisi bu ikisi önemli. Bir de 3. Ahmet Çeşmesi. Osmanlı ilk kez Avrupa'nın etkisi yenilikler yapıldığı dönem Lale devridir. Önemlidir arkadaşlar. Altını üstünü yıldızlayın. İlk defa Lale devrinde biz batıya penceremizi, kapımızı, bacamızı açmaya başladık. Unutma, Lale Devri'nde yapılan fabrikalar. Bakın, Yalova'da kağıt fabrikası, İstanbul'da çini ve kumaş fabrikaları arkadaşlar. Lale Devri hangi olayla sona erdi? Tabii ki de Patrona Halil isyanıyla ile sona erdi diyoruz. Halkın lale devrinde saraya tepki göstermesinin bir sebebi de zevk, eğlence ve israfken diğer önemli sebebi nedir? Tabii ki de İran savaşlarına gereken önemin verilmemesi. 3. Mustafa döneminde ilk kez halktan iç borçlanması, iç borç alması uygulamasına eshamı tahvilat adı verilir. Çıkma çıkabilir arkadaşlar bu soruda. Paris'e gönderilen 28 Çelebi Mehmet Çelebi izlenimlerini hangi eserde bir araya getirmiştir arkadaşım? Önemlidir. Sefaretname diyoruz. Evet. Mark Bloch ne demiş? Batı. Üç esas üzerinde temellerini oluşturmuştur. Bak. Ve bugünü inşa etmiştir bundan dolayı. Bunlar Hristiyanlık, Rönesans, bir de arkadaşım ne var? Feodalite. Tamam. Papalık, Orta Çağ'da özellikle eğitim ve öğretimde Oxford, Paris ve işte Boulogne diye okunuyormuş gibi üniversitelerde hangi iki düşünürün öğretilerini okutmuştur? Batlamyus ve Aristo. İşte bunlar diyorlar. Dünya düzdür, dünya dönmüyor gibi. Papalık orta çağda Aristo ve Batlamyus'un öğretilerine karşı gelenleri cezalandırmak için nasıl bir yöntem uygulamıştır? Tabii ki de engizisyon mahkemelerini açmıştır arkadaşlar. Peki. Yaşanan bu gelişmeler hangi olayın nedenleri arasındadır? Cesur ve maceracı denizlerin yetişmesi, Hristiyanlığı yayma düşüncesi, Avrupa'nın doğunun zenginliklerine ulaşma isteği coğrafi keşifler diyoruz. Peki. Neyin sebeplerinden bahsetmişiz burada? Roma ve Yunan medeniyetine ait eserleri incelemeye başlanması, kağıt ve matbaanın geliştirilerek kullanılması, Endülüs Medeniyetinin etkisi, Bizans sanatçılarının etkisi, coğrafi keşifler sonunda sanattan zevk alan, aynı zamanda ticaretle uğraşan Burcu Vastı'nın ortaya çıkması, sanatçıları koruyan Mesten adlı teşkilatın kurulması. Bunların hepsinin en sebepleri Rönesans'ın arkadaşlar sebepleri diyoruz. Evet, bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da bilim devrimine katkısı olan ve akıl çağının başlamasında etkili olan bilim adamlarından birisi değildir. Galileo. Doğrudur. Kepler. Evet. Efendim Kopernik. Newton. Batlamyus. Acaba hangisidir? Az önce söyledik değil mi? Batlamyus. Bunların tersi. Verilen bilgiler hangi olayın sebeplerindendir? Evet. Bu da arkadaşlar. Rönesans'ın İtalya'da başlamasının sebeplerindendir. Diyoruz. Özellikle coğrafi konumundan dolayı İslam milletinden etkilenmeleri ve arkadaşlar şehir devletleri halinde yaşamaları sonucunda oluşan özgür düşünce. Yani karışan görüşenleri çok yok ondan dolayı demiş. Rönesans'ın sonuçlarına tek tek bir bakalım. Ne demek istiyor bize? Evet boşluklara gelecek doğru bilgiler. Nokta nokta düşünce yıkılma başlamış. Rönesans'tan sonra hangi düşünce yıkılma başlamış? Bakın arkadaşlar skolastik düşünce yıkılma başlamış. Pozitif bilimler ve ne yayılmaya başlamış arkadaşım? tekli Hümanizm yayılma pardon, yayılma başlamış. Hümanizm insan sevgisi. Nokta noktan otoritesi zayıfladı. Tabii ki de kilisenin zayıf e, otoritesi zayıflayacak. Ve neye zemin hazırlayacak? Reforma, unutma. Coğrafi keşifler sırasıyla Rönesans, ardından reform arkadaşlar. Tabii ondan öncesinde aralara bir kenara arkadaşlar. E, şu az önce baktığımız akıl çağını da eklemeyi unutmayacağız diyoruz. Peki verilen bilgiler hangi olayın sebepleri arasındadır? Yani Katolik Kilisesi'nin bozulmuş olması, endüljans yüzünden halkın fakirleşmesi, Hristiyanlığa ait ilk kaynakların araştırılması, Rönesans'ın etkisi, kağıt ve matbaa arkadaşlar sayesinde İncil ve dini kitapların basılması ve halkın bunları okuyup öğrenmesi reform hareketlerinin sebeplerindendir diyoruz. Evet, reformun Almanya'da başlamasının sebepleri. Alman halkının Avrupa'nın en ne halk şey olması arkadaşlar? Tabii ki de fakir, değil mi arkadaşım? Evet. En fakir halk olması. Kilisenin ne ile beraber halka baskı yapması, kral ile beraber halka baskı yapması. Evet, matbaanın Almanya'da kullanmaya başlaması arkadaşlar çok önemli. Almanya'nın Vatikan'ın etkisinden uzak olması demişiz arkadaşlar. Evet, size çok güzel bir soru hazırladım bakalım. Bu şekilde bir soru da gelebilir karşınıza, değil mi? Bakalım. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve Güneş'in etrafında döndüğünü ispatlama çalışması modern bilimsel devrimin başlangıcı sayılmıştır. Kimdir bu bilim adamı? Kopernik arkadaşlar. Hükümdar adlı eserinde hükümdarı sınırlayacak hiçbir şey olmamalı. Din ve ahlak kuralları da buna dahildir demiş. Machiavelli demiş bunu. Ütopya adlı eserinde mülkiyet kavramına karşı çıkmış. Ve herkesin eşit bir şekilde devlet için çalışması ve ihtiyacı kadar para alması gerektiğinden bahsetmiştir Thomas More. Evet, 18. yüzyılda aklını kendi kullan parolası ile meşhur olmuştur. Kimdir bu arkadaşlar? Immanuel Kant. Her alanda eşitlik ve mutlaka demokrasiyi savunmuştur. Fikirleri Fransız İhtilalı'nın başlamasına etkili olmuştur. Jean-Jacques Rousseau. Asıl adı François Marie Ariot'tur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Fransızca yoktur? Fransız devrimi ve aydınlanma çağına büyük katkısı olmuştur. Din, insan hakları ve ifade özgürlüğü üzerinde durmuştur. Bunun asıl adı arkadaşlar bahsettiğimiz şu isim fakat Voltaire takma adı diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden hangisi değişim çağında yani 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı'da yaşamış ilim ve irfan erlerinden birisi değildir? Katip Çelebi'dir. Evet, Naima Efendi'dir. Evliya Çelebi'dir. Yahya Esad Efendi'dir. İlisi birisidir. Ta arkadaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde. Avrupa ile Osmanlı ilim dünyası arasındaki açığı fark eden ilk Osmanlı alemidir. Avrupa'da ne olarak bilinir? Hacı Kalfa. Peki nasıl bir eseri varmış? Keşfüzzunun adlı eseriyle meşhurdur. Arkadaşlar katip çelebilir. Bu sorunun gelme ihtimali de vardır yazılarınızda. Katip Çelebi'nin açtığı ilim ve irfan yolunda ilerlemiştir. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Gelme ihtimali vardır. Bakın Osmanlı Devleti'nin ilk vakanı üstüdür. Yani vaka yazarıdır. Tarihçisidir yani gelen mağda. Ona göre tarih yazıcılarının doğru söz olmaları gerekmektedir. Tarihi Naima adlı eserinde olayları kronolojik tarihe göre yani sırlanılmıştır. Kimdir bu arkadaşlar? Mustafa Naima Efendi'dir. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde çıkan isyanları hangi gruplar altında toplayabiliriz? İstanbul isyanları, Celali isyanları, Eyalet isyanları. Bakın İstanbul isyanları gerekli arkadaşlar devşirme kökenli Yeniçeriler tarafından çıkarılmıştır. Celali isyanlar arkadaşlar özellikle Anadolu'da Tımani Sipahiler tarafından çıkarılmıştır. Eyalet isyanları da merkezden uzak olan yerlerde çıkmıştır. Verilen bilgiler Osmanlı Devleti'nde çıkan hangi isyanların sebeplerindedir? Bakın Culus ve Ulufe dağıtımındaki aksaklıklar. Rüşvet neydi zaten? Her padişah değişikliğinde dağıtılan bahşişti. Ulufe ise arkadaşlar, yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları maaş. Biliyorsunuz ki yeniçeriler maaş alırdı ama tımarlı spaylar maaş alamazdı, toprak ürünü alırlardı. Maaşların düşük değeri, değerli paralarla verilmesi, devlet adamlarının aralarındaki mücadelelerde yeniçerileri kullanması, rüşvet, adam kayırma ve haksızlıkların artması arkadaşlar. Bu tabii ki de İstanbul merkez yanlarının sebeplerindendir diyoruz. Merkezi otorite bozulmuştur. Padişahların etkinliği azalmıştır. Arkadaşlar hangi isyanın sonuçları olabilir? Bakın merkezi otorite bozulmuşsa, padişahın etkinliği azalmışsa tabii ki de merkez isyanları. Yeniçeriler güçlerini arttırmışlar. Devlet adamları sert tedbirler almak zorunda kalmışlar. Verilen bilgiler Osmanlı Devleti'nde çıkan hangi isyanların sebeplerindendir? Bakın dirlik sisteminden, vergi adaletsizliğinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bakın çift bozan vergisi. Yani eğer ki sen toprağını iki büste ekmezsen ne yapar? Devlet senden vergi alır. Bu da celali Anadolu isyanlarının sebeplerindendir. Hangisi bu isyanların sonuçlarındadır demiş. Daha doğrusu bunlar hangi isyanın sonuçlarındadır? Anadolu'nun güvenliği bozulmuş. Anadolu diyorsa arkadaşım ne diyeceksin? Celali yani diğer ismi neydi zaten? Anadolu isyanları. Halkın devlete olan bağlılığı azalmış vergiler tam olarak toplanamamış. Yemen, Basra, Bağdat, Eflak ve Boğdan'da çıkan isyanlar işte eyalet isyanı olarak adlandırılıyor. Sancağa çıkma sistemi kaldırılıp sistemini kaldırıp şehzadelerin İstanbul'da kafe sisteminde yetişmesini sağlayan padişah arkadaşlar kimdir? Tabii ki de 3. Mehmet'tir diyoruz. Evet veraset sisteminde değişiklik yapıldı. Ekber ve Er sistemi getirildi arkadaşlar. Bunu ise kim yapmıştır? Birinci Ahmet yapmıştır. Bu da çok önemli sorulardan bir tanesidir. Diyoruz. Evet. Son sayfamıza geldik. Peki. Güzel. Bir e, boşluk doldurma. Doğru yanlış. E, testimiz sorumuz. İslam dünyasında bol miktarda kağıdın üretilmesi orta çağda İslam dünyasının üstün olmasının sebepleri arasındadır. Doğru mu? Evet. Müslümanlar Avrupa'daki kağıt imalat halelerini 12. yüzyılda Endülüs'te açmışlardır. Doğru. Parşümen kağıdı keçi ve koyun derisinin kireçli suda bekletildikten sonra sünger taşı ile parlatılmasıyla elde edilmiştir. Doğru. Müslümanlar kağıt üretimi Çinlerden vermiştir. Doğru. Osmanlı'da ilk matbaayı kullanan millet Ermenilerdir. Hayır, Yahudilerdir. Kağıt, dut ağacı kalıpları, kendir, kenevir ve paçavrak kullanılarak yapılmıştır. Kağıdı ilk kullanan Çinlilerdir. Evet. Modern anlamda ilk matbaa gelişten Nifton'dur. Hayır. Gutenberg'dir. Osmanlı'da ilk Türk matbaası İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından oluşturulmuştur. Evet. İlk Türk matbaası ile matbaası Lale Devri'nde kurulmuştur. Doğrudur diyoruz arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Şimdiden yazılarınızda başarılar diliyorum. Tarih Kervanı kanalına da abone olursanız sevindirirsiniz bizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.